Değerli izleyicilerimiz merhaba efendim. EkoTürk TV ekranlarında Tarım Yaşamdır programına hoş geldiniz. Şerefler verdiniz değerli dostlar. Her sektörü deyim yerinde ise EkoTürk TV'de didik didik ediyoruz. Bizim görevimiz de tabii ki tarım ve gıda sektörlerini enine boyuna her ana başlıkta en azından incelemeye, değerlendirmelerde bulunmaya gayret göstermek. Tabii haddimiz değil bunu kendi başımıza yapmak. Sektör profesyonelleri sağ olsunlar her hafta bizlerle birlikte oluyorlar. Biz bugün özellikle COVID-19 dönemi ve ağırlıklı olarak tabii ki sonrasında gıda sektörünü konuşacağız ama takdir edersiniz ki tarımla gıdayı birbirinden ayırmak da mümkün değil. Dolayısıyla vereceğimiz mesajlar hem doğrudan tarlaya, bağ, bahçeye, hayvancılık işletmesine hem de çok büyük bir gıda sektörüne ilişkinde olacak. Aradaki dengeyi de kurmaya gayret göstereceğiz. Bir de bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk Yeşil Mutabakat'ın özellikle tarım sektörüne birincil üretimi etkilerini. Bu sefer biraz da gıda sektörüne etkisiyle ilgili çok değerli bir misafirimizin görüşlerini dinleyeceğiz önümüzdeki 23-24 dakika boyunca. Uzun bir adı var. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sayın İlknur Menlik bizlerle birlikte. İlknur Hanım hoş geldiniz efendim. Şerefler verdiniz. Herkes TGDF diye biliyor. Biz de öyle kısalttık. Başlayalım. Şimdi efendim çoğu uzman diyor ki fiyatlara geleceğim hiç merak etmeyin. Çünkü gıda fiyatları son dönemde çok arttı. Hem pazarda hem gıda işletmelerinin içinde yani maliyetler arttığı için özellikle tabii gıda sektörünün bu artış içerisindeki payı nedir onu da soracağım ama ben ilk önce şunu merak ediyorum. Uzmanların büyük bir bölümü şöyle bir değerlendirme yapıyor. Tamam bu COVID belasıyla dünya bu kadar büyük boyutta ilk kez karşılaştı. Herkes bir şoka girdi. Orada tabii ki yapılanlar çok önemli ama asıl önemli olan artık tehlikeyi ne yapabileceğini tanıdıktan sonra yapılacak işler deniyor. Bu iki gereklilikten hareketle size soruyorum efendim. Gıda sektörü bu geçtiğimiz 1,5-2 yılı nasıl atlattı bu çok kısaca ama önemli olan önümüzdeki dönemde bu dönemden hangi dersleri çıkardık ne yapacağız? Şimdi önemli bir konu. Tabii COVID çok her açıdan ezber bozdu. Başından bu yana baktığımızda ve sadece bizim değil dünyanın da ezberini bozdu. Yani sistemin büyüklüğünü ve kendi içinde tutarlı dönüşünü bir anda darmadağın etti. Hem lojistik anlamında hem üretim anlamında. Dolayısıyla COVID ve sonrası var artık. Hani evet, öncesini bile çok fazla düşünmemek lazım. Üzücü olan şuydu bana göre başında, en başında. Sanki hani böyle hiçbir şeyden haberimiz yokmuş, dünyanın başına bunların geleceğini hiç bilmiyormuşuz falan gibi bir algı vardı en başta. Hayır, hiç öyle değil. 2017 yılında biz federasyon olarak tarımsal sürdürülebilirliği iklim değişikliği ekseninde raporladık. Evet. Ve bunu kamuoyuyla da paylaştık. Ve o raporda bugün dahi ve bugünden sonra da olabileceklere dair tüm öngörüleri teker teker masaya yatırdık. Çok özür diliyorum efendim. Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik bu raporun adı ve özellikle federasyonun web sayfasında TGDF diye herhangi bir arama motoruna girerseniz zaten karşına çıkıyor. PDF'i de yüklü. Lütfen indiriniz. Bir başka rapordan daha bahsedeceğiz. İlerleyen dakikalarda kapattım parantezi buyurun. Aynen öyle. Şimdi bu rapor 2017 yılında yayımlandığında aslında zaten geçmişten bugüne üretilen veriyi baz alarak oluşturulmuş bir rapordu. Yani demek ki 20 yıldır, 30 yıldır bildiğimiz şeyler. Bir veri setimiz vardı, değerlendirdik aynen diyorsunuz. Aynen öyle, biz bunu değerlendirdik. Ve bu veriler ışığında oturduk Türkiye'nin havza bazında, havza modelinde her bir üretim modeli için, her bir ürün için risklerini ortaya çıkardık. Şimdi bugün yaşadığımız yangınlar, seller, hastalıklar, bilmediğimiz hastalıklar, COVID-19 insandan insana bulaşan ve ölümcül düzeyde küresel pandemi noktasına getiren uç bir örnekti. Şu anda zirai hastalıklarla mücadele işte fındıkta küllemeyle uğraşıyor, hala uğraşıyoruz. Aynen öyle. Buğdayda buğday pası hastalığıyla hala uğraşıyoruz ve öngöremediğimiz çok daha da giderek büyüyen problem. İklim değişikliğiyle birlikte bu hastalık ve zararlar da artacak değil mi? Artacak ve henüz bilmiyor bunları. Bilim insanları da bilmiyor. Şimdi dolayısıyla
Bugünler öngörülemeyen günler değildi. Bugünler bilinen günlerdi. Gelecek problemler denilen günlerdi. Bugünden sonrasında da daha ağırları gelecek. Yani. O zaman pandeminin avantajı biraz da şöyle oldu mu efendim? Biz şimdi sizin bir programınızda çok hoşuma gitti. Biz iklim değişikliğinin etkilerini sadece kutup ayıları üzerinden değerlendiriyorduk. Çok hoşuma gitti o. Kullanayım dedim, unutmadım. Ama şimdi gerçekten günlük yaşamımıza bile nasıl etki ettiğini görüyoruz görmesini. Belki bu pandemi süreci bu görmemizi biraz daha hızlandırdı, daha sıklaştırdı. Hızlan. Bir de şöyle de bir şey var. Özellikle tüketicilerin hem gıdaya bakışı hem satın alma refleksi ve gıdadan beklentileri de değişti. Biraz daha bir alt cümle kurayım, protokolü bırakayım. Sağda solda yollarda markasız köy tezgahlarında ürün ararken hepimiz şimdi marketlerde uzun ömürlü gıdalara doğru yönelmeye başladık. Bu tabii gıda sanayisini bir nasıl etkiledi onu bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu da bir de şu var, tedarik zincirinin hem çeşitlendirilmesi hem de sürdürülebilirliğinin sağlanması da çok önemli. Bu dönemden aldığımız dersler, çıkarttığımız sonuçlar gelecekte Türk gıda sektörü için bu iki ana başlıkta tüketici olarak en azından benim bilmem gerekenler neler efendim? Şimdi şeyden başlayalım, ilk sorudan tabii başlayalım. Ki. Pandemi aslında iklim değişikliği adı altında söylenilen tüm risklerin vatandaşa dokunma noktası oldu. Yani vatandaşı bir dürttü. Aynen öyle. Ve vatandaş dedi ki ya bir COVID oldum, olmadım her neyse iklim değişikliğini gerçek anlamda böyle algıladı. Ondan öncesinde zannedilen hakikaten kutuplardaki ayıların meselesi bize hiç gelmeyecek şeklindeydi. Hayır efendim, iklim değişikliği geldi. Kapımızın önünde, bu stüdyonun içinde, şu içtiğimiz bardakta. Aynen. Şu bir bardak suyu bile artık sizin israf etme, şurada çöpe dökme lüksünüz yok. Bu kadar ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi vatandaşa burada dokundu. Endüstriye gelince, endüstri zaten ben aşağı yukarı 4 ya da 5 ayrı kalkınma planı çalışmalarına fiilen katılmış. Bazılarında raportörlük de yapmış bir insanım. Tüm paydaşlar toplanır, tarımın geleceğini nasıl planlayalım diye konuşur. Evet. Kalkınma planı çalışmaları evet, böyledir biliyorsunuz. Evet. İşte şuralar da benzer bir biçimdedir. Tüm bu şuralarda, kalkınma planlarında açın internetten indirin, okuyun. Hep gelecek öngörüleri, hep gelecekteki riskler konuşuldu, durdu. Burada ben esas da çözümü tarafların tamamı, yani tarım ve gıdanın tüm paydaşlarının artık bir tık daha sorumlu, daha böyle problemi ya da suçu ötekine atarak değil de ben neyi yanlış yapıyorum, benim evimin önündeki çöp ne, ben bu çöpü temizledim mi mantığıyla bakması gerekiyor. O zaman 2019'un sonundaki Tarım Şurası'nı da bu kapsamda mı değerlendiriyorsunuz? Yani orada da pek sizi tatmin eden bir sonuç çıkmadı mı? Yine eski taleplerin, çözüm önerilerinin tekrarlandığı bir metin mi oldu o? O şuranın bana göre şöyle bir artısı oldu. Önce bir artısından tabii başlayayım. Sürdürülebilirlik kaygısı ve sürdürülebilirlikle ilgili problemin büyüklüğü İlk defa en yüksek merciler, ağızlar tarafından resmen Tarım Şurası çıktılarıyla deklare edildi. Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsanız çıktı. Tarımda bizim temel hedefimiz sürdürülebilirliktir. İklim değişikliği büyük bir risktir. Buna tedbir almalıyız dedi. Şimdi bu farkındalık bile, bunun özellikle Tarım Şurası gibi önemli bir programın çıktılarına yansıyor olması çok önemli. Ama alt başlıklarına ya da kılcağı damarlarına indiğimizde, mesele sadece Tarım Orman Bakanlığı'nın işini çok iyi yapması meselesi değil. Köydeki çiftçi de işini düzgün yapacak. Yani tarım ilacını da düzgün ve şuurlu kullanmak durumundayız. Yani devlet ne yapar? Devlet kanun çıkarır, yönetmelik yapar, tebliğ yapar, denetler. Zaten sadece bunu yapsa yeter. Yani doğru kanunu çıkaralım, doğru yönetmeliği çıkaralım ve doğru düzgün de denetleyelim. Belki sizin çok önemsediğiniz bir de eğitim programları düzenleyelim. Çünkü yapmak yani amaç aynen bu. Aynen öyle. Aynı sorunumuz. Buyurun, bugün Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı da var. Bilmem kaç sayfa indiriyorsunuz internetten. 7-8 tane ana eylem başlığı var. O yapılsın, bu yapılsın. En sona bilgilendirme faaliyetleri yapılsın. Yeşil Mutabakat meselesi bir temelde bireysel davranış meselesidir. Yeşil Mutabakat dediğiniz
Ve bununla birlikte gelen yaptırımlar özü, esası bir cümleyle Avrupa Birliği'nin kendi kendine yeterlilik projesinin adıdır. Aynen. Ve bunu her alanda yapmak istiyor. Ve kendini koruması değil mi? O da kapsam. Aynen öyle. Biz yeşil mutabakatı aldık, sadece getirdik. Efendim karbon ayak izi hesaplanacak, karbon vergisi gelecek. Vergiden muhaf mı olacağız? Vergi şu kadar mı gelecek? Bu kadar mı gelecek gibi çok dar bir alana soktuk. Onun arkasındaki felsefeye bakmıyoruz. Maalesef bakmıyoruz. Ben medyaya da bakıyorum bu açıdan. Neyi konuşuyor diye. İşte kamu alan yani diğer paydaşlara da bakıyorum. Yeşil mutabakatta gelecek vergi 3 lira mı olacak, 5 lira mı olacak? Arkadaki felsefeye bakan yok. Felsefe bir kendi kendine yeterlilik felsefesidir. Şimdi Covid'le 3 tane temel kavram konuştuk değil mi? Gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği diye bir kavram. Covid'le birlikte konuştuğumuz bir kavram haline gelmemiş. Geldi. Geldi. Gıda egemenliği dediğiniz nedir? Gıda güvencesidir. Gıda güvencesi yani sizin bu coğrafya içinde kendi kendinize yeterliliğiniz meselesidir. Şimdi Türkiye işte yıllar önce dünyada kendi kendine yeter bir ülkeydi dediğimiz yıllarda bu tarifi yaptığımız, bu tanımlamayı yaptığımız yıllardaki dünya nüfusuna bakalım, Türkiye nüfusuna bakalım, artan nüfusla birlikte artan ihtiyaçlara bakalım. Yeterliliği şimdi tekrar yeniden tarif edelim. O zaman sorumun efendim özür dilerim tam yerine denk geldi. İkinci bölümü de vardı. Şimdi biliyoruz hani hem gıda güvenliği hem de kalite anlamında da baktığımızda dünya lideri olmaya aday bir gıda sektörümüz var. Bu bir gerçek. Ama ve lakin işte bu pandemi döneminden sonra acaba hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de belki çeşitliliği de tedarik çeşitliliğini de arttırmak için bir risk görelim mi bundan sonra? Yoksa ilk göreceğiz kurduğum tabii. Cümleye güvenelim mi efendim? Yok, göreceğiz. Risk her zaman var. Gıda konuşuyorsak. Riskin olmadığı hiçbir cümle kullanamayız. Kullanamayız diyorsun. Kullanamayız. Neden kullanamayız? Çünkü gıda her an, her yerden, her şekilde suyunuza siyanür katılır. Biyolojik bir saldırıyla karşılaşırsınız. Su kaynaklarınız kirlenir. Dolayısıyla toprağınız kirlenir. Gıdada risk yok diye bir şey dünyanın evet. Hiçbir yerinde yok. Biz ülke olarak şunu bilmek durumundayız. Türkiye kıta Avrupa'sının en büyük tarım ülkesi. Değil mi? Şimdi pandemiyle birlikte ne oldu? Yaş meyve sebze ihracatı çok konuştuğumuz bir şeydi mesela. Yaş meyvesi pandemiyle birlikte bizim kurutulmuş ve dondurulmuş meyve sebze ihracatımız artış hızı yaşadı. Yani katma değeri çok olan ürünler artıyor. Katma değer. Yani biz katma değere baktık. Şimdi üretimde yeterli olacaksınız. Yetmez, katma değeriniz yüksek olacak. Fındık içini fındık içi olarak ihraç etmeyeceksiniz. Fındık içini işleyeceksiniz. Katma değeri burada olacak. Adam Türkiye'den aldığı zeytinyağını İtalya'da Made in Italia diye basıyor ambalajının üzerine. Dünyanın dört bir yanına bilmem kaç euroya satıyorsa burada bir problem var. Demek ki bizim dönüp buralarda hani yeterlilik anlamında baktığımızda bir yeterliliği koruyalım. Bunun ilk şartı iyi tarım. Yani organik tarım demiyorum. İyi tarım, iyi tarım uygulamaları diyorum. İki, burada katma değeri arttırmak. Artı mekanizasyon. Yani biz şunu bugün net olarak biliyor muyuz? Tarımdan işçi kaçışı, tarımda emek kaçışı çok yüksek diyor evet, muyuz? Diyoruz. Diyoruz. Yani Türkiye'nin... Son 10 yılda %40 azalma var çiftçi sayısında. Aynen öyle. Şimdi neden? Çünkü emek yoğun bir işten bahsediyoruz. Evet. Aile geleneği gerektiren bir işten bahsediyoruz. Demek ki bir işin mekanizasyon tarafına ciddi kafa yormamız gerekiyor. İki katma değerli şekilde üretme çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. Marka. 4 seneye yakın uğraştım ben. Şahsen uğraştım. Gıda taşımacılığının bir kontrol altına alınması lazım. Bugün sizin atık dediğiniz şey, kayıp, gıda kaybı dediğiniz şeyin %20'si net olarak taşıma sırasında ortaya çıkıyor. Tarladan alıyorsunuz. Nereye getiriyorsunuz? İstanbul'da Etiler'deki pazar yerine getiriyorsunuz. İster pazara getirin, ister markete aynen getirin. Öyle. Nereye getirdiğiniz önemli değil. Taşıyorsunuz. Eğer ısı kontrollü taşımıyorsanız zaten zayi veriyorsunuz. Bir, kalanın da besin değeri kayboluyor.
Sonuçta bir ısı kontrollü taşıma yönetmeliği, gıdaların taşınmasına dönük bir yönetmelik yayımlandı. Yeter mi yetmez? Bunu denetlemek zorundayız. Yani biz bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu coğrafyada gıda özelinde bir yeterlilik istiyorsak, bugünden mevcut tüm iş yapma şekillerimizi gözden geçirmek durumundayız. Peki şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Tabii ki çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Dediğiniz konusu gıdaysa risk her zaman vardır. Var. O risklerin ve bertaraf edilmesi için neler yapılması gerektiğini de söylediniz. Siz o cümleleri kurarken benim aklımdan şöyle kitabın ortasından bir soru geçti. İknur Hanım, bütün bunlar için başta çiftçimize en etkin şekilde ulaştırılması gereken, sonra diğer paydaşlara da yine adil bir şekilde dağıtılması gereken ciddi bir kaynak lazım. Bu kaynak doğrudan tabii ki devlet tarafından da sağlanabilir ki büyük bölümü dünyada zaten böyle. Başka finans kurumlarından da olabilir, uluslararası finans kurumlarından da olabilir. Ama bu konuda yeterli miyiz diye size sormak isterim. Ya yeterliliği neyi yetersiz gördüğümüzü baz alarak konuşmak. Mesela gıda sanayinin kullandığı ham maddeler gözünden baktığımızda. Benchmark olarak tamam. Ne alıyoruz? Evet. Gıda sanayinin organize, büyük, aligi dediğimiz... Hem yani bana göre aligi nedir? 30 bin noktaya minimum mal bırakıyor musun sen, hı-hı, bir A fabrikası, B fabrikası, hı-hı, olarak? O aligidir. Onun aklı da, fikri de, beyni de fabrikanın ham maddesindedir. Süt üretiyorsa ahırdadır kalbi. İşte herhangi bir tarımsal ürünü arıp konserve fabrikasıysa da tarladaki domatestedir, patatestedir, biberdedir. Doğru. O domatese, patatese bir şey olursa o fabrikanın genel müdürünün hayatı kayar. Tamam mı? Hayat böyle çünkü o dünya için. Şimdi burası kendi içinde zaten muazzam bir senkronizasyonu yıllardır sağladı. Bu sağlanmamış olsaydı bugün Türkiye'nin 20 milyar dolarları yakalayan bir gıda ihracatı olamaz. Ve pandemi döneminde de bu ilişki kopmadı değil mi çiftçi ile sektörün? Yani pandemiyle birlikte gıda sanayicisi ilk defa toprağa falan inmedi. Zaten oradaydı gıda sanayicisi, zaten ahırlardaydı. Önemli olan kayıt dışı dediğimiz tarafta. Bakın işin büyüğü burada dönüyor. Az önce dediniz ya, yollarda satılan, açıkta satılan gıdalar. İşte geçen gün haber vardı, nar yedi öldü diye. Nar yiyip niye öldü? Pestisitten öldü, tarım ilacından öldü. Şimdi buraları kontrol etmezseniz, buraları denetlemezseniz, siz işini düzgün yapanla düzgün yapmayan arasındaki denetimi adam gibi yapamazsanız zincirinizin halkaları kopar. Türkiye'nin denetimdeki temel problemi budur. Biz denetleyin diye bakanlığa çağrı yaptığımızda ya da yetkili otoritelere çağrı yaptığımızda zaten denetlediği bizim üyelerimizin denetim sayıları artıyor. Yani biz denetleniyoruz, biz de sorun yok. Sorumla cevabınızı bir araya getirdiğimde denetleme ve düzenleme doğru yapılırsa çok da daha fazla kaynak aktarmaya gerek yok sonucunu mu çıkarmak? Ya ben kaynak aktarımında çok yetersiz görmüyorum. Hı hı. Türkiye milyarlarca TL parayı tarıma aktarıyor. Çok değişik ad ve nam altında. Önemli tabii olan bu parayı nasıl aktardığınız, alıcısının nasıl kullandı. Şimdi gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek zorundayız. Bugün TÜİK bir veri açıkladı. İşte daha yeni bir veri. Tarımda üretici fiyatı %25'e dayandı. Yani işte piyasaya baktığınız zaman o orandan çok daha yüksek şimdi şeyler bak, var. Şimdi bak TÜİK verisi dediğin zaman memlekette her 10 kişiden 9'u ben o veriye güvenmiyorum diyor. Evet. Demek ki burada büyük bir sorun var. Evet. Demek ki TÜİK özelinde, TÜİK'in veri sistemi, bu veriyi nasıl aldığı, nasıl işlediği özelinde bu memleketin meselesini bir çözmesi lazım. Çünkü doğru veriyle konuşmuyoruz, yanlış veriyle konuşuyoruz. Yanlış veriyle doğru planlama yapamayız. TÜİK verilerinin biz TGDF sayfasında yine var, merak eden girsin. İstatistikler bölümünde hem özel ticaret sistemi hem de genel ticaret sistemine göre getipleri temizledik. Gümrük tarife istatistik pozisyonlarını temizledik. Ya vakti zamanında hiç tanımlı olmayan bir ürün A getibinden girilmiş ama o ürün artık B getibinden. B'den giriliyor. Yani başta işin verinin oluşturulma sisteminin çok ciddi masaya yatırılması gerekiyor. Bunu yapmadığımız hiçbir koşulda doğruyu bulamayız. İstediğimiz kadar planlama yapalım, istediğimiz kadar para yatıralım, istediğimiz kadar bilmem ne yapalım. Ha, bu kaynağı bir de denetleyelim.
Yani adam patates eksin diye para verdiysek gerçekten patates mi ekti, bunu takip edelim. Yani biraz her iki konuda da tırnak içerisinde beyan usulünü bir kenara bırakmak lazım. Beyanla olmuyor. Piyasada fiyat toplamak da beyanla olmuyor. Üreticinin ne ektiğiyle ilgili beyan usulü de yerinde bak. O yerinde bak. Yani gidip hani depo basarak, fabrika basarak bilmem ne basa, evet. Bunlar polisiye tedbirler. Bu polisiye tedbirler sürdürülebilir de değil. Evet. Sürdürülebilir de değil. Yani bugün yani Türkiye'de kurulu kapasitesine neredeyse eşdeğer hale gelmiş bir kaçak alkol üretimi varsa, bir sahte alkol üretimi varsa bunu bir düşünmek lazım. Aynen öyle. Şimdi bir şeyin fiyatı olan arz talep dengesi dışında arttıysa ve ihtiyaç varsa onun merdiveni altına indirmesi imkansız zaten. Büyük bir rant oluşturuyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şunun da artık sonucu yok. Yani yıllardan beri hatta konunun bütün paydaşlarının bir araya geldiği programlar da yaptık. Üretici girdi maliyetlerinden şikayetçi. Gıda sanayicisinin zaten son dönemde enerji ve istihdam başta olmak üzere pek çok maliyet unsuru var ki zaten tarımsal ham maddelerinde ithal fiyatlarını biliyorsunuz. Yani yurt içinden aldığımız paranın, çiftçiye ödediğimiz daha doğrusu taban fiyatın neredeyse 2,5-3 katı kadar fiyatlarla ürünleri ne yazık ki ithal etmek zorundayız. Ve bir bakıyoruz işte gıda sanayisinin maliyetlerini de arttıran bir unsur bu. Bu başka bir yön. İşin market tarafına bakıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki yani açık açık ben çok şahit oldum. Ben bütün kar zararımı ortaya koyabilirim. Ben özellikle gıda ürünlerinden, ambalajsız, yaş gıda ürünlerinden %3'ü 5'i geçmez. Hal esnafı aynı şekilde. Ha, o zaman işte, hani bunu kimse sorumluluğu üstüne almıyor bağlamında söylemiyorum. Kimseyi de ben burada yalancı ya da yanlış söylüyor diyemem. Ama şu sizin geldiğiniz nokta son derece önemli. Artık denetlensin ve eğer haksız kazanç sağlayan varsa net bir şekilde ortaya çıksın ki biz de böyle her seferinde aynı özür dilerim, beylik cümleleri döndürüp dolaştırmak zorunda kalmayalım. Bunu kendim için söylüyorum tabii sizin için. Şimdi gıdada şu cümle çok önemli. Ya bu cümle bence işin başı ve sonu. Hayvanını ekonomik ve kaliteli besleyemeyen bir ülke, hı hı, insanını da kaliteli ve ekonomik besleyemiyor. Şu anda besleyemiyor muyuz? 2,5 milyar doları geçti Türkiye'nin yem ithalatı. Hayvanı beslemek için için biz 2,5 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Evet. Sevgili Galip Beyciğim. Ama bir sürü de özellikle ihraç kalemlerimiz arasında hayvancılık ürünleri çok önemli bir kalem. Şimdi bunu yapıyoruz. Hı. Bu sayede işte beyaz et sektörümüz, yumurta sektörümüzde ihracat ivmesi yakaladı. Hı hı. İyi de biz o yemi kendi içimizde halledebilsek, yani biz 2 milyar dolarlık ihracat yapabilmek için 2,5 milyar dolarlık yem getirmek zorundaysak, burada bir sorun var demektir. Yani dolayısıyla bizim önce yani ülke olarak odaklanmamız gereken şey karma yem. Karma yem, karma yem de Ar-Ge, karma yem de verimlilik. Bu üçünü çözmek durumundayız insanımız için. Peki, süremiz de bitmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bir cümleyle özetlemek gerekirse özellikle çok stratejik ürünlerde bütün ham madde kaynaklarımızı yani tarımsal ürünleri elimizde olduğu kadar iyi tarım uygulamaları yöntemiyle ki yeşil mutabakat bize bunu zaten zorunlu kılacak. Bu şekilde üretmenin yollarını ve bunu desteklemenin her anlamda yollarını artık net bir şekilde bulalım. Söylemden çıksın diyorsunuz sanayiciler olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz noktalıyoruz efendim burada. Çok değerli İknur Menlik bizlerle birlikteydi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri. Ufuk Açıcı güzel bir sohbet oldu. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.